Goberler merhabalar. 17. üniteyle devam ediyorum logaritmanın. Bakalım ne diyormuş birinci sorumuz. Şimdi A sayısını vermiş. Şöyle bir şey vermiş dostlarım. Bakın ne yapabiliyorsunuz? Şimdi bunun kuvveti 3, bunun tabanı 3. Eğer kuvvetle diğerinin tabanı aynıysa bunlar sadeleşiyorlar dostlarım. Ve geriye logaritma taban olarak 2, kuvvet olarak 4 kalıyor. Hatta bu 4 dediğimde 2'nin karesi ya. Ve ben bu 2'yi başa alabiliyordum. Şöyle oldu. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Ki şurası da 1 olduğu için sadece 2 kaldı. A dediğim sayı 2'ymiş. Şuna bakalım. Şimdi şuradaki 3'ler sadeleşebiliyordu dostlarım. Şunlar gidebiliyor. Hatta şurada yok. Şuradaki 3, 5 tabanında 3. 3 tabanında 4. 4 tabanında 1 bölü 25 demek. 25 üzeri eksi 1 demektir. O da 5 üzeri eksi 1 diye yazılır dostlarım. Şöyle yazalım bunu. 5 üzeri eksi 1 diye yazayım. Hatta eksiyi de bunun başına verelim dostlarım. Yani sonuç bir kere eksi çıksın. Şimdi şu 3'ler gitti. 4'ler gitti. 5'ler de gitti. Geriye hiçbir şey kalmadı. Bir tek eksi 1 kaldı. A artı B. 2 ile eksi 1'in toplamı 1 yaptı. Goberler diyebiliriz. Pardon, 5 üzeri eksi 2'dir burası. Eksi 2'yi başa verdim. Eksi 2 olarak gelsin başa. Hepsi sadeleşti logaritmaların. Eksi 2 kaldı. 2 ile eksi 2'nin toplamı 0 çıktı dostlar. Geldik buna. Bakın yine kuvvet taban. Kuvvet taban. Bunlar direkt sadeleşiyorlar dostlarım. 5'ler hepsi gitti. En son geriye ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 128. O da logaritma 2 tabanında 2'nin 7. kuvveti. 7'yi de başa alıyorduk dostlarım. Logaritma 2 tabanında 2. Yani şurası 1 çıktı. Sonuç direkt 7 geldi dostlar. A sayısı 7'ymiş. Bize de diyor ki 7 tabanında 7. Logaritma 7 tabanında 7 1'dir. Eşitmiş logaritma 3 tabanında x'e. X'in de 3 olması lazım ki dostum. 3 tabanında 3 1'e eşittir. Direkt x'i 3 paketledik. Geldik 3. sorumuza bakalım ne diyor. Logaritma, şöyle yazayım, logaritma 2 üzeri 1 bölü 3. Bunu bir yazdık. Köklü sayıyı üstü sayıya çevirdim. Üstünde bir de e var. E üzeri 1 diyelim hatta. Çarpı logaritma 3 tabanında 32. Yani 2'nin 5. kuvveti var. Onu da yazdım. Çarpı logaritma, yok, elen, yani logaritma e tabanında demek. 3 üzeri 1 bölü 2 diye de bu köklü sayıyı çevirdim. Şimdi önce şu kuvvetleri bir başa alalım. Bu 1 paya, bu da paydaya yazıyor. 1 bölü 1 bölü 3'ten 3 geliyor. Şu 5'i başa alalım, çarpı 5 geliyor. 1 bölü 2'yi başa alalım, çarpı 1 bölü 2 geliyor. Yanına da çarpı logaritma 2 tabanında e, çarpı logaritma 3 tabanında 2, yine çarpı logaritma, e tabanında 3 kaldı sadece. Bakın bu e ile bu tabandaki e, bu 3 ile bu 3, bu 2 ile de bu 2 gitti. Geriye logaritmaya dair hiçbir şey kalmadı. Burası komple gitti. Sayılarımız da 3 kere 5, 15 bölü 2'den 15 bölü 2'yi işaretledim dostlarım. Geldim son sorumuza, bakalım bu ne diyor. Logaritma 3 tabanında 1000. Şimdi düzenleyelim bunu. Logaritma 3 tabanında 10'un 3. kuvveti diyelim. Hatta şu 3'ü de başa alabiliyorduk. 3'ü başa alacağız birazdan. Çarpı elen diyor. Elen dediğim logaritma e tabanında demektir. 3 üzeri 1 bölü 2 diye bunu yazdım. Çarpı logaritma 10 tabanında, taban yazmadığı için 10 tabanında e üzeri 1 bölü 2 diye de bunu çevirdim. Şimdi şu sayıları başa alalım. 3 çarpı 1 bölü 2'yi başa alıyorum. 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2'yi başa aldım. 1 bölü 2 diye yazdım bunların hepsini. Çarpı logaritma 3 tabanında 10. E tabanında 3. 10 tabanında e. Bak 10 ile 10. E ile e. 3 ile de 3 gitti. Yine logaritmaya dair bir şey kalmadı. Eşitmiş bu logaritma 16 tabanında x'e. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. 3 bölü 4 yapar burası. Şöyle 3 bölü 4 diye yazdık. 16'yı gaddarlık özelliğinden bunun altına yazdım. X tek başına kaldı. 16 üzerinde 3 bölü 4 diye yazıldı bu da dostum ki. Bunu da köklü sayıya çevirirsem şöyle yazılacak değil mi? 16'nın
küpü var 4. derecede. Peki bu da şöyle olur. 4. dereceden 16 dediğim 2'nin 4. kuvveti, yani 2'nin küpünün 4. kuvveti oldu ki 4. dereceler giderse geriye bir tek 2'nin küpü kaldı. Yani 8 kaldı arkadaşlarım. X'i bulduk, 8. Bizden ne istiyor bu adam? Logaritma diyor 2 tabanında x, yani 2'nin küpü diyor 8. 3'ü başa alabiliyorduk dostlarım. 2 tabanında 2, yani sadece 3 kaldı sorumuzun cevabı. Evet, 17'yi gömdük, hemen çevirdik 18'i. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Dostlar hatırlayın, bundan yaptık daha önce. Takla attıracağız şimdi logaritmaya. Logaritma, takla attırırsak eğer ki logaritmaya, tabanla kuvvet yer değiştirdi. Bakın 6 ile 24'ü yer değiştirdim. Artı, buna takla attıralım. Logaritma 6 tabanında 3 oldu. Eksi, buna takla attıralım. Logaritma 6 tabanında 2 oldu. Şimdi tabanlar şu ikisinde aynı olduğu için toplama işleminde ne yapıyordum? Üstleri çarpıyorum. Yani logaritma 6 tabanında 3 çarpı 24. 72 oldu arkadaşım. Eksi logaritma 6 tabanında 2. Dostum bölme oldu burada da. Bölme yapıyorduk değil mi? Eksi olduğunda 72 bölü 2'den 36 gelecek. Yani logaritma 6 tabanında 36. 36 dediğimde 6'nın karesidir. Logaritma 6 tabanında 6'nın karesi. 2'yi başa aldım. 6 tabanında 6 kaldı. Yani 1 kaldı. Bir tek 2 çıktı. Sorumuzun cevabı. Geldik 3 numaraya. Yine taklattıracağım dostlar bunları. Hemen logaritma x, y, z'nin tabanında x artı. Yine logaritma x, y, z'nin tabanında y artı. Logaritma yine x, y, z tabanında z. Hepsinin tabanı aynı. Toplama işlemi olduğu için üstleri çarpıyorum. Yani logaritma x, y, z tabanında x, y, z geldi. Tabanla kuvvet aynı olunca da sonuç 1 çıkıyordu arkadaşlarım. Cevabımız Adana geldi. 3 numaradayız dostlar. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi önce şurayı bir ters çevirelim. Şu kısmı yapıyorum sadece. 2 çarpı logaritma ters çevirdiğim için 2 tabanında 3 oldu dostum burası. Hatta şöyle yapalım. 2'yi de şu başa 3'ün üstüne kuvvet diye geri alalım. Yani 3'ün karesi olsun burası. Logaritma 2 tabanında 9 oldu. Şimdi çevirdik, böyle geldi. Yanında bir de 2 artı oldu o halde. 2 artı bu. Şimdi 2 dediğimiz şey aslında logaritma 2 tabanında 2'nin 2 katıymış değil mi arkadaşlar? Çünkü 2 tabanında 2 neydi? 1. Burası 1 demektir. 1 ile 2'nin çarpımı da 2. Yani 2'yi ben bu şekilde yazabilirim. Hatta şuradaki 2'yi istersem şuraya geri alıp 2'nin karesi şeklinde yazarım ki bu da logaritma 2 tabanında 4 demektir. Bakın 2 gördüğüm yere logaritma 2 tabanında 4 yazıyorum dostlarım ki bakın toplama işlemi varsa logaritma tabanlar aynıysa üstleri çarpıyorduk. 4 kere 9 36. Yani şu kısmı bulduk. Şurası komple ne çıktı şimdi? 1 artı 1 bölü logaritma 2 tabanında 36. Hadi bunu da ters çevirelim mi arkadaşlarım şimdi? Ters çevirdik. 1 artı logaritma 36 tabanında 2 oldu. Şimdi 1 dediğimiz şey de nedir demiştik dostlarım? 1 yerine ne yazabilirim? Logaritma 36 tabanında 36 yazarım. Buradaki tabanla aynı olsun diye bunu yazıyorum. Tabanla kuvvet aynıysa burası 1 demekti. Peki tabanlar aynı. Arada toplama var. Üstleri çarpacağız. Yani logaritma 36 tabanında 72 gelecek. Burası sonucumuz Denizli çıkacak dostlar. Son soruya bakalım arkadaşlarım. Şimdi 1 var burada kardeşler. 1 gördüğümüz yere şurayla aynı olsun diye 12 tabanında 12 yazalım mı biz artık? 1 yerine logaritma 12 tabanında 12 yazıyorum. 1 demek değil mi bu? O zaman şöyle oldu. 3 bölü tabanlar aynı. Toplama işlemi var. Üstleri çarpıyorum. Logaritma 12 tabanında 72 oldu burası. Üstleri çarptım 12 ile 6'yı. Artı yine 3 bölü. Peki 2 dediğimiz şey 2 çarpı logaritma bakın 3 tabanında 3 demektir. Hatta 2'yi şöyle geriye 3'ün karesi şeklinde yazdım. 3 tabanında 9 oldu. Bu da 3 tabanında 8. Arada toplama var. Çarpıyorum kuvvetleri. Logaritma 3 tabanında 8 kere 9. 72 yaptı.
artı yine 3 bölü 3 dediğim sayıyı şimdi 2 tabanında yazacağım. Logaritma 2 tabanında 2 1 demektir. 3 ile çarpıyorum ki 3 çarpı 1'den 3'e ulaştım. Bu 3'ü de geri alıyorum arkadaşlarım. 2'nin kuvveti şeklinde 2 üzeri 3 yani 8 diye yazıyorum. Ve bakın burası da logaritma 2 tabanında 8 kere 9 72 geldi. Hadi şimdi düzenleme aşamasındayız. Takla attırıyoruz. 3 tane logaritma 72 tabanında 12 artı yine 3 tane logaritma 72 tabanında 3 artı yine 3 tane logaritma 72 tabanında 2. Peki hepsini 3 parantezine aldığımda ben 3 parantezinde yazıyorum. Logaritma 72 tabanında 12 kalıyor. 72 tabanında 3, 72 tabanında 2. Yani logaritma 72 tabanında aradaki işaretler artı ya, üstleri çarpıyorum. 12 çarpı 3 36, 2 ile de çarptım 72 geldi. 72 tabanında 72 1 demektir. 3 çarpı 1'den sorumun cevabı Ceyhan'da çıktı arkadaşlar. Pekala. Şimdi bir sonraki köşe taşına bu videoda geçmeyeyim. Bir dahaki videoda geçeyim çünkü sürede doluyor arkadaşlarım. Video kesilsin istemiyorum. Bir durdurup tekrar diğer videoda hemen başlayacağım dostlar. Görüşürüz. Devam ediyorum arkadaşlar. Kaça geçtik? 19. köşe taşındayız. Şimdi bakalım burada logaritmanın hangi özelliğini kullanacağız. Önce şimdi oynayabildiğim kadar bir oynayayım. Bakın şuradaki köklü ifade 4 üzeri 1 bölü 3 diye yazıldı. Hatta 4'ü de şöyle yazalım biz. 2'nin karesi üstünde 1 bölü 3 diye yazalım. Ve yine bunu da 2 üzeri 2 bölü 3 diye yazalım. Şimdi bunun da üstünde logaritmalı bir şey var. Bir kuvvet daha var. Peki üstlü sayılarda kuvvetin kuvveti varsa biz nasıl yazıyorduk bunu? Şu kuvvetle buradaki kuvveti çarpabiliyorum. Yani 2 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 27 oldu. Şimdi tekrar bir düzenleyelim burayı. 2 üstünde. Şimdi bu 2 bölü 3 demek ki şu 27'nin üstündeymiş ki 2 bölü 3 başa yazmış. O halde şöyle olacak. Logaritma 2 tabanında 27. Hatta 27 de 3'ün 3. kuvvetidir. Bir de üstünde 2 bölü 3 var arkadaşlarım. Bir satır daha düzenliyorum. 2 tabanında logaritma 2 tabanında şu 3 ile 2 bölü 3'ün çarpımı 2 yapar. 9 deriz. 3'ün karesi gelir 9. Şimdi diyor ki logaritma normal üslü ifadenin tabanıyla üstündeki logaritmanın tabanı aynı sayıysa cevap direkt buradaki kuvvettir. Yani 9'dur diyor dostlarım. O yüzden cevabımız direkt Denizli geldi. Hadi bakalım burada ne yapacağız? Bakın burada da aynı muhabbeti yapacağım. Şimdi şu e üzeri elen demek logaritma e tabanında x demektir. O halde bakın normal tabanla logaritmanın tabanı aynı olduğunda burası gitti, bir tek x kaldı burada. Artı şimdi elen e'nin şurada yazayım onu. 3'ü başa alabiliyorduk ya, 3 çarpı elen e. Elen e demek logaritma e tabanında e demektir ki o da 1 demektir dostum. Bir tek 3 kaldı. Artı şimdi elen e az önce bulduk 1. Elen 1 0 demektir dostum. Şurası 0. Yazmıyorum o zaman. Hadi yazalım ya da 0 eşittir 7. 3'ü buraya attık. X eşittir 4 çıktı. Neyi soruyor? Logaritma 2 tabanında x. Yani logaritma 2 tabanında 4. O da ne yapıyor dostum? Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi. 2'yi de başa aldım. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Şurası 1 yaptığı için 2 çarpı 1'den 2'yi paketledik. Geldik 3. soruya. Gıcık bir soru gibi gözüküyor ama bakın neler yapacağız şimdi görelim. Şimdi öncelikle şurayla bir oynayalım. Şu e üstünde şu üst kuvveti bir alıyorum dostlarım. Şöyle bir şeyler var orada bakın. Elen parantez içinde elen e üzerinde 1 bölü 3 var. Şöyle bir halde bir şey bu arkadaşlar. Peki şu 1 bölü 3'ü biz başa alabiliyorduk. Şunun başına getirelim.
1 bölü 3 diye yazalım buraya. Bu da ln e mi oldu? Yani 1. O zaman bir tek 1 bölü 3 kaldı. Yani ln 1 bölü 3 çıktı. O zaman şöyle yazalım. E'nin üstünde ln 1 bölü 3. Yani logaritma e tabanında 1 bölü 3. Peki dostum, tabanla, normal tabanla logaritmanın tabanı aynıysa bunlar götürüyordu birbirini. Geriye bir tek 1 bölü 3 kaldı. Yani ilk baştaki işlemimiz 1 bölü 3'müş eksi. Geldik buraya. Şimdi kuvvette ne var dostum? Bir burası var, eksi bir de burası var. Şimdi bunu şöyle yazalım mı ayrı ayrı? 2 logaritma 2 tabanında 3 çarpı 2 üstünde eksi 3 diye yazalım mı dostlarım? Hani yukarıdaki çıkarma işlemini ayrı ayrı tabanların üstüne yazdım çarpım şeklinde. Peki şurası zaten biliyorum ki şunlar gidiyordu. Bir tek 3 kalıyor dostum burada geriye. Şurada 3 çarpı 2 üzeri eksi 3. O da 1 bölü 8 demektir. İşleminin sonucunu soruyor. Yani 1 bölü 3 eksi 3 bölü 8. 8 eksi 9 bölü 24. Eksi 1 bölü 24 çıktı. Üçüncü sorumuzun cevabı. Geldik 4 numaraya. Bakalım. Şimdi şu kökün içiyle bir düzenleyelim ilk önce. 125 5'in küpü demektir. Üstünde bir de bakın şunu takla attırıyordum değil mi? Şöyle yazıyorum. Logaritma 5 tabanında 4 diye çevirdim. Peki artı şuraya gelelim. 9 3'ün karesi demektir. Takla attırdım. Logaritma 3 tabanında 6 oldu burası da arkadaşlar. Şimdi kuvvetin kuvveti var. Bu kuvvetler çarpılıyordu. Şöyle oldu. 5 tabanında 3 çarpı logaritma 5 tabanında 4 artı 3 tabanında 2 çarpı logaritma 3 tabanında 6 oldu. Dostum şimdi şunu yapalım. Şuradaki çarpım durumundaki ifadeyi geri alıyorum. Şuradaki küp buradaymış ki diyorum. Geriye başa atmış bunu adam. O halde şöyle oldu. 5 üstünde logaritma 5 tabanında 4'ün küpü yani 64 artı 3 üstünde 2'yi de başa aldım. Logaritma 3 tabanında 2 buraya kuvvet olarak geldi. 6'nın karesi 36. Peki dostum şuradaki tabanla bu adam aynı. 64 mu olur burası? Sadece. Artı 3 ile de şunun tabanı aynı. 36 olur burası. Yani toplamda 100 çıktı arkadaşım. Şu kökün içindeki ifade 100. Yani kök 100 dedik bunun cevabına. O da dışarıya 10 diye çıktı goberler. Evet geldim 20. köşe taşına. Bakalım burada ne yapacağız. Burada ilk soruya bakıyorum hemen. Şu özelliği kullanacağız dostlarım. Logaritmada bakın şuradaki 5 ile şurada en üstte kuvvetin kuvveti olan logaritmanın kuvveti olan 5 ile şuradaki normal kuvveti yer değiştirebiliyorsunuz arkadaşlarım. Yani şöyle yazabiliyorum bak x yerine 5 logaritma 3 tabanında x. X ile 5'i yer değiştirdim. Artı 5 üstünde logaritma 3 tabanında x eşittir 10'muş. E dostum bak bununla bu tıpatıp aynı değil mi? Elma elma. Etti mi 2 tane elma? 2 tane 5 tabanında logaritma 3 kuvvetinde x. Peki eşitmiş 10'a. 2'ye bölelim her iki tarafı. 5 çıksın burası. Yani 5 üstünde 1 çıksın. E şimdi tabanlar aynı oldu. İkisinde de 5 taban. Demek ki üstler birbirine eşit. Yani logaritma 3 tabanında x eşittir 1'e. Logaritma 3 tabanında kaç 1'e eşittir? 3 tabanında 3 olacak ki tabanla kuvvet aynı olacak ki sonuç 1 çıksın. Demek ki cevap Ceyhan. Geldim buna. E bakın aynı muhabbeti yapacağız arkadaşlarım burada da. Şuradaki 3 ile x'in yerini değiştirebiliyorum ben dostlarım. 3 üzerinde olacak. Yani 2 tane aynı ifadeden gelecek. 2 tane 3 üstünde logaritma x eşittir 18. Hemen böldüm. 9 kaldı. 3'e 2'ye bölersem 9 kaldı. Yani 3'ün karesi kaldı. E tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Logaritma x eşittir 2 çıktı. Logaritma x tabanı yazmadıysa 10 tabanında demekti bu 2. Kullan gaddarlık özelliğini x eşittir 10 üzeri 2. Yani 100 çıktı diyebilirsin dostum. Geldim buraya.
7 tabanında 3 üzeri 5'i vermiş bize kardeşler. Buna göre A türünden değeri nedir diye soruyor. E dostum şu zaten direkt A değil mi? Bak 7 ile 5'i yer değiştirin hemen. 7 üzerinde logaritma 3 tabanında 5. Yani bunun aynısı geliyor. Şurası zaten A. Biz şurayla oynayalım birazcık. 7 kuvvetinde logaritma 1 bölü 3 demek 3 üzeri eksi 1. Bir de 5. kuvvet var. 5'in 1. kuvveti. Şimdi şuradaki eksi 1 ile şu 1'i biz 1 bölü eksi 1 diye başa alabiliyorduk. Yani eksi 1 diye başa alabiliyorum. Logaritma 3 üzerinde 5. Eksi 1 şöyle olacak dostum. Eksi 1 demek şöyle yazayım hatta. Şu çarpım durumunda ya burası. 7 tabanında logaritma 3 üstünde 5. Bir de üstünde eksi 1. kuvvet var demektir ki eksi 1 ile bunu çarpabiliyorduk. Bu hale geliyor. Peki şurayı zaten biz A diyebiliyoruz. A üzeri eksi 1. Yani şurası da A üzeri eksi 1 çıktı. E şimdi ne oldu yani? A artı A üzeri eksi 1 de 1 bölü A demektir. Yani sonuç A ile A'nın çarpımı A kare artı 1 bölü A geldi dostlarım. Cevap Edirne'de. Şu soruya geldik. 3 üstünde elen A. Yani şu demek değil mi? 3 üstünde logaritma E tabanında A. Eksi 3 çarpı şununla şunu yer değiştirebiliyordum dostlarım. Yine 3 üstünde elen A. Yani logaritma E tabanında A geldi. Eşittir. Eksi 54. Şimdi bir tane burada var. Eksi 3 tane de burada var. Eksi 2 tane oldu. Logaritma 3 tabanında logaritma 3 tabanında diyorum pardon. 3 tabanında logaritma E tabanında A eşitmiş eksi 54'e. Eksi 2'ye bölelim 27 kalır. 27 dediğimde 3'ün küpüdür. Bak tabanlar aynı. İkisinde de 3. Demek ki üstler de birbirine eşit. Yani logaritma E tabanında A 3'e eşit o halde. Gaddarlık özelliğini kullandım. A eşittir E üzeri 3 çıktı dostum. Yani cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet 20'yi de gömdük. Şimdi 21'e geçeceğiz dostlar. Ama 21'e bu videoda mı geçeyim? Yani yine süremiz yetmeyecek arkadaşlarım. Yarım kalacak video. Bir durdurup hemen tekrar baştan başlatayım arkadaşlarım ben. Öyle geçelim bir sonraki videoya.